Yörüngeler ve Dönen Evren. Evrende yaklaşık 200 milyar galaksi vardır ve her galakside ortalama 200 milyar yıldız bulunur. Bu yıldızların pek çoğunun gezegenleri, bu gezegenlerin de uyduları vardır. Ve milyonlarca yıldır hepsi de çok ince hesaplarla saptanmış yörüngelerde kusursuz bir düzen içinde hareket eder. Yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarında hem de bağlı bulundukları sistemle birlikte dönerler. Tıpkı bir fabrikanın dişleri gibi büyük bir düzen içinde çalışırlar. Gök cisimlerinin yörüngelerindeki hareketleri son derece hassas bir ayara dayanır. Öyle ki en ufak bir sapma bile sistemi altüst edecek kadar önemli sonuçlar doğurabilir. Dünya yörüngesindeki normalden fazla veya eksik 3 milimetrelik bir sapmanın yol açabilecekleri bir kaynakta şöyle tarif edilmektedir. Dünya güneş çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki her 25 kilometrede doğru bir çizgiden ancak 2.8 milimetre ayrılır. Dünyanın çizdiği bu yörünge kıl payı şaşmaz. Çünkü yörüngeden 3 milimetrelik bir sapma bile büyük felaketler doğururdu. Sapma 2.8 yerine 2.5 milimetre olsaydı, yörünge çok geniş olurdu ve hepimiz donardık. Sapma 3.1 milimetre olsaydı, hepimiz kavrularak ölürdük. Bu gerçekler kuşkusuz ancak 20. yüzyıldaki astronomi çalışmalarıyla bulunmuştur. Ancak gök cisimlerinin hassas yörüngeler içinde dönmekte olduğu, Kur'an-ı Kerim'de 14 asır önce haber verilmiştir. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe andolsun. Bir başka ayette de şöyle buyrulur. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre, Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega yıldızı doğrultusunda hareket etmektedir. Tam da Kur'an'da haber verildiği gibi. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Kur'an'ın indirildiği dönemde insanlık uzayı milyonlarca kilometre uzaklara dek gözlemleyecek teleskoplara, gelişmiş gözlem teknolojilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine kuşkusuz sahip değildi. Dolayısıyla uzayın ayette bildirildiği gibi özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış olduğunu o dönemde bilimsel olarak tespit edebilmek imkansızdı. Ancak o çağda indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek bizlere açıkça haber verilmiştir. Çünkü Kur'an Allah'ın sözüdür.